Yani. Evet, geçen haftanın sorularına geçiyorum. Namazgah mahallesinde taş döşenmedi. Bir açıklama yaparsanız sevinirim başkanım demiş Mehmet Güraç. Mehmet Güraç Almanya'da bildiğim kadarıyla. Mehmet Bey, namazgah mahallesinde taş döşendi. Zaten çalışmaları şu an orada yapıyoruz. Namazgah mahallesinde taş döşeme işi yaklaşık 3-4 yıldır. Namazgahın ortasından geçip Yeniköy'e kadar giden yolun tamamını taş döşedik. Şu anki çalışmalarda ağırlıklı namazgah mahallesinden yapılıyor. Ama ben bundan şunu anlıyorum ki sorular öyle anlamıyorum ama sizin sorduğunuzdan bunu anlıyorum. Kendi evinizin bulunduğu bölge diyorsanız oralarda yapacağız, merak etmeyin. Ama mahalle olarak derseniz mahallede zaten çalışma yapıyoruz. Evet, geçen hafta Soner Toros gazeteci arkadaşımız bize bir soru sormuş. Sayın Başkanımız, tarihe duyarlılığınızı biliyoruz. Tecrübeli bir belediye başkanız. Isparta Stalanı'nda 200'e yakın tarihi ev var. Tek tek yanıyor. Sizce ne yapılmalı demiş. Tabii bu aslında bu evleri korumamız lazım. Biz Uluborlu olarak bunları koruyamamışız zaman içerisinde. Her zaman sıkıntısını duyuyoruz arkadaşlar. Sit alanı içerisinde tescilli binaları yaktığınız zaman yerine bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bununla ilgili bir yasa var. Aynı evi tekrar yerine yapmanız lazım. Oraları biz kullanırız, farklı ev yaparız falan diye böyle bir yanma söz konusuysa, yakma söz konusuysa buralardan faydalanamazsınız. Bununla ilgili de bir yasa olduğunu bildirmek isterim. Çok kıymetli takipçilerimiz. Evet, Cemil Bey bizi izliyor. Cemil İnal, belediye meclis üyemiz. Yine Hasan Çanlıoğlu, Recep Temel bizi izliyor. Gökhan Şimşek bizi izliyor. Evet, Hüseyin Özdamar, Selçuk Tamam'ın şu anki durumunu hiç beğenmediğini söylemiş. Evet, Tamam'la ilgili bir takım sıkıntılar var arkadaşlar. İnşallah bunları hep beraber ele alacağız ve elden geçireceğiz. Hamamla ilgili bir rehabilitasyon düşünüyoruz. Yani bir bakım düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. Bir müddet belki kapalı kalacak ama bununla ilgili bir bakım, bir elden geçirme yapacağız. Yine 3. etap TOKİ'yi sormuş Hüseyin Özdamar. 3. etap TOKİ ile ilgili benim de böyle bir niyetim olduğunu özellikle söylemiştim. Bir yer bulmayla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Çok kıymetli takipçilerimiz. Yine Necdet Erdoğan, Başkanım Mahmutlar bölgesindeki çiftliklerde elektrik ve içme sularıyla ilgili bir çalışma var mı demiş. Necdet Bey'in dediği yeri anlayamadım. Eğer bizim hayvancılık bölgesi ise yatırımcılar olduğu zaman yapacağız. Ama farklı bir bölge ise zaten bunun inşaat ruhsatı varsa suyu bağlayabilir. Yine ruhsatlı bir yapıysa TEDAŞ elektriğini bağlayabilir. Zaten hiç bizimle ilgili bir şey yapmasına gerek yok. Böyle bir hakkı var. Cengiz Yiğit, Uluborlu'ya nefes alabilecek bir seyir terası istiyoruz demiş. Kalenin içerisinde böyle bir program yapıyoruz. Bunu da ben kendisinin bilgisine sunmak istiyorum. Bahçe sulaması nasıl olacak? Geçen sene ağaçlarımız surluktan kuruldu. Selçuklu Mahallesi demiş Havva Koç. İmar planının içerisindeki suyu bahsediyor tahmin ediyorum. Geçen yıl barajda su olmadığı için salma sulamayı imar planı içerisinde kısıtlı verdik. Bir sefer su verebildik. Bu sene su olursa muhakkak 3 sefer 4 sefer vermeyi düşünüyoruz. Ama su olmazsa maalesef ovadaki tarımsal üretimi önemsiyoruz. Muhakkak imar planının içerisindeki yerlerde önemsiyoruz ama önemli olan vatandaşımızın ovadan para kazandığı yerde sulama yapmasıdır diye düşünüyoruz. Yine Vahide Karaslan bize Tomburlağ'ın mesanenin arkasında bir yer tarif etmiş. Bugün de Face'ten benim duvarıma yazmış. Vahide Hanım, yerinizi bulamadık. Yani bilemedik, kusura bakmayın. Biz tapu kayıtlarından sizin adınıza bir yer var mı diye baktık. Tapu kayıtlarında da yeriniz çıkmıyor. Ama Tomburlağ Kemal abinin mesanesinden eğer Taşkopri'ye doğru giden arkada uzun yolduğu tarif ediyorsanız buradan sesleniyorum size. O yolu bu yıl taş kaplama, kilit parke taş kaplama yapamayacağız. Ama ara yollarından birisi ise yapacağız. Bir geldiğinizde bize bir gösterin. Yapılıp yapılmayacağı ile ilgili, bu yılın programında olup olmayacağı ile ilgili biz size tekrar bildirelim. Evet, bu haftanın soruları bunlar.
Ben şimdi sorularımızı bitirdim.